Badri. Sağ olun, teşekkür ederim. Malumunuz geçen haftadan beri Fed'in açıklamaları piyasa beklenti içerisindeydi. Ve geçtiğimiz günlerde de 0.25 puan faizi arttırdı Fed. Tabii ki bu da işte Amerika'nın yine ekonomisinin, onun da süper güç dediğimiz Amerika'nın ekonomisinin zorda olduğunu gösteriyor. Çünkü faiz yükseltmek ekonominin iyi olmadığını gösteriyor. Daha doğrusu iç piyasaya baktığımız zaman bizim kendi merkez bankamız da faizi sabit bıraktı. Ne düşürdü ne yükseltti. Çünkü dengeleri kurmak zorunda. Ama piyasaya hakim olan şu anda Ukrayna-Rusya savaşı hakim. Yani piyasalar bu çerçeve içerisinde dönerken altın biraz daha yukarıya doğru tırmanışını sürdürürken bugün açılış 921 liradan işlem görürken dolar 1480 lira, euro da 1640 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda, yani çarşımızda işlemler böyle. Ama iç piyasaya baktığımız zaman müthiş derecede bir durgunluk var. Yani vatandaş kararsız, alayım mı satayım mı? Bu kararsızlığı yine Rusya, Ukrayna gerginliği yaratıyor. Tabii ki gönlümüz ister ki bu gerginliğin bir an önce bitmesi, bu savaşın bir an önce bitmesi en azından bizi de rahatlattı. Yani kendi ülkemiz de rahatladı. Çünkü gerginlik olduğu müddet içerisinde işte malımız akaryakata zam geliyor, işte öbürüne zam geliyor, buna zam geliyor. Vatandaşlar bu hususta rahatsızlığını görüyoruz yani. Televizyonda, ulusal TV'lerde görüyoruz. İnşallah bu savaş biter de her şey yerine oturur ama ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yine söylüyorum, altın güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Uzun vadede yatırım yapıldı mı içerisinde de güvenli liman olmaya devam edecek. Bu pazar günü saat 1.30-2 arası Nergizlik mevkiinde orman, yani Orman İdaresi'nin önderliğinde bizim de esnaf odası olarak, kurucu esnaf odası olarak yönettiğimiz esnafımız orada ağaç dikme bir programımız olacak. Tabii ki bu, yani hadis-i şerifte de var. Yani yaşat ki insanlar yaşasın. Biz de o yanan bölgelere 100 ve 150 ağaç orman küçük fidan dikmeyi düşünüyoruz.